Münchild Education çocuklarımıza eğitim vermenin en eğlenceli yolunu seçiyor. Onlara oyunlarla öğretiyor. Eğlenirken aynı zamanda öğrenen çocuklar okul sonrası sınıflarda eğitim alırken çalışan ailelerde rahat bir nefes alıyor. Münchild Education okul sonrası verdiği eğitimlerde çocukları eğlendirirken öğretmeyi amaçlıyor. Yemek yapmaktan tiyatroya, satranç oyununa kadar yapılan aktivitelerde çocuklar hem hoş vakit geçiriyorlar hem de öğreniyorlar. Münchild Education'da After School Club, yani okul sonrası faaliyetlerinin yer aldığı sınıftayız. Yanımızda da hocamız Doktor Döndü Derya Durmaz var. Efendim, bugün özellikle 8-10 yaş arası After School Club'taydık. Çok güzel şeyler yaptınız. İsterseniz biraz buradan bahsedelim. After School Club'da neler oluyor Münchild Education? Evet. Aslında ben bu kulüpte olmayı çok seviyorum. Normalinde önceleri bu kulüpte değildim ama biraz eğlenceli bölümünü görünce bu sene ben de girdim. Bu kulüpte aslında birçok şey yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi eğlenceli matematik, eğlenceli İngilizce dediğimiz. İçerisinde aslında pişirmeyi de içeren veya değişik faaliyetleri de içeren aktiviteler var. Ama asıl amacımız çocukların matematiklerini, İngilizcelerini ve daha da önemlisi kendine güvenlerini geliştirmek. Yine pişirme aktivitelerinin dışında tiyatromuz var. Bu kulübümüzde çocuklarla beraber bir oyun yazıyoruz. Şu an onu hani hem yazıyoruz hem prova ediyoruz. Amacımız Mayıs ayı gibi bir dönemde sahneye koymak çocukların yazdığı oyunu. Tamamıyla kendimizin geliştirdiği, hani çocuklarla beraber geliştirdiğimiz bir oyun. Bu anlamda benim için çok anlamlı, onların fikirleri de. Bunun dışında hani recycling, geri dönüşüm dediğimiz faaliyetlerimiz oluyor. Bazen evlerinde getirdikleri malzemeleri onları nasıl yeniden, yeni dönüşümle evimizin içine kazandırabiliriz? Bunun gibi faaliyetler yapıyoruz. Onun dışında bazen science dediğimiz fen bilgisi deneylerimiz oluyor. Satranç yine aynı şekilde öğreniyoruz. Aslında hani eğlencenin öğrenme ile karıştığı çok güzel bir kulüp. Çocuklar da çok eğleniyorlar. Bugün gördünüz, brownie yaptık ve bugünkü faaliyetimiz daha çok brownie yaparken verilen malzemenin gramajını hani iki katına çıkartmakta. Çünkü verilen aslında tarif 12 kişi içindi. Biz onu 24 kişiye çevirdik. İki grup halinde 12-12 yaptık. Şu anda pişiyor zaten. Birazdan göreceğiz. Birazdan onların da tadına bakacağız. Okuldan sonra veliler çocuklarını buraya getiriyorlar. Hem aslında burada zamanı harcıyorlar, onunla birlikte hem keyifli vakit geçiriyorlar, bir de öğrenmiş oluyorlar, söylemiş olduğunuz gibi. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Bu öğrencilerim aslında benim normal diğer derslere de geliyorlar. Intensive, hani yoğunlaştırılmış dersler dediğimiz. Bütün anne babaların söylediği şey, pazartesini iple çekiyorlar bu grup için söyleyeyim. Diğer gruplar tabii diğer günlerde geliyor. Çok da hani zevk alıyorlar. Hepsini birlikte yapıyoruz, hem öğreniyoruz hem eğleniyoruz. Peki hocam, After School Club'la ilgili neler söyleyebiliriz? Özellikle bizi buradan izleyen veliler mutlaka çocuklarını böyle faaliyetlerde bulunmasını istiyorlardır. Onlara ne gibi katkılarda bulunuyor? Aslında eğlence yönünün yanında dediğim gibi bir de tiyatronun veya satranç oynamanın çocuğa bir takım olumlu katkıları kesinlikle oluyor. Onların kendine güvenini, kendini ifade etmesini geliştiriyor. Ben isterseniz bir de aslında ailelerin bilmesi gereken başka bir boyutunu açıklayayım. Aileler için çok önemli bir boyutu var aslında. Eğer anne ve baba çalışıyorsa, annemizin, hani çalışan annemizin özellikle, annemiz çalışmıyorsa bu geçerli değil. Gelirleri belirli bir sınırdaysa After School Club'ın %70'ine kadar devlet ödüyor. Yani bu bağlamda ben çalışan anne babaların, özellikle çalışan annelerin okuldan sonra çocuklarını bırakacak yerleri yoksa hani böyle bir sistemi kullanmalarını tavsiye ederim. Çünkü düşünsenize, okulda çocuk çıkıyor, çıktıktan sonra bize getirebilir. Biz o çocuğa hem bakım sağlarız, hem öğrenmesine yardımcı oluruz, çok eğlenceli faaliyetler yaparız ve bunun da %70'ine kadarını hani çalışan anne inland revenue'de tekrar alabilir, talep edebilir %70'ine kadarını. Böylece çocuk hani çok da qualification'ı olmayan, kötü ortamlarda bakılmaz. Özellikle çalışan annelerimiz için bunu söylüyorum.
Bu bağlamda After School Club'ı ben gerçekten çok önemsiyorum. Yani çocuğun eğer evine gidecek olanağı yoksa, evine gidemiyorsa ona hani sıcak bir ortam sağlayıp o çocuklara hem bakım hem de öğrenmelerini üstlenmek bizim için çok önemli. Harika. Moon Child Education'da haftanın 5 günü eğitim veriliyor burada. Evet. Her gün farklı bir eğitim veriliyor herhalde. Bugün pazartesi günü After School Club var. Peki önümüzdeki süreçte haftanın diğer günlerinde nasıl bir dağılım oluyor? Şimdi aslında bugünkü grubumuzdaki bazı öğrencilerimiz bize her gün gelmesi gereken çocuklar. Ama bazı öğrencilerimiz sadece haftanın 2 günü geliyorlar, seçiyorlar. Bazı ailelerimiz, mesela annelerimiz 3 gün çalışıyor. O zaman bizden 3 günlük provision seçiyor. Bir başka annemiz var bizim, mesela pazar günü de böyle bir provisionımız var. Annemiz hafta sonu çalışıyor. Dolayısıyla bırakacak yeri de yok. Böyle birkaç tane öğrencimiz var. Onlar bize geldiklerinde, onlarla tabii ki bütün güne yayılan bir program yapmak zorundayız. Şunu yapıyoruz, derslerini beraber yapıyoruz. Bazı faaliyetlerde bulunuyoruz. Onların hem eğlenmelerine hem dinlenmelerine zaman ayırıyoruz. Tabii bunun yanında da derslerini yapmalarını veya bize gelecek, bizde öğrendikleri, bizde yaptıkları diğer faaliyetlere katılmalarını sağlıyoruz. Tabii ki bazen şöyle seçenekler kullanabiliyor aileler. Çalışan bir anne arkadaşını aldırtabiliyor çocuğunu, komşusunu aldırtabiliyor. Hani bu da bir seçenek, bunu da kabul edebilirim. Fakat şu var ki bizim gibi kurumlarda hem bakım hem eğitim birlikte sunulduğu için ailelere çok daha avantajlı gelebilir. Kaldı ki eğer arkadaşı alıyorsa onun parasını devlet ödemiyor. Fakat bize geldiği zaman bunun parasının %70'ine kadarını devlet ödüyor. Aslında hem burada güzel zaman geçiriyor hem de bir şeyler öğreniyor dediniz. Az önce zaten şahit olduk. Keki yaparken de yumurtaların bazılarını işte öğrencilerinize kırdırdınız. Evet. Onlar için de değişik bir deneyim olmuş oldu. Kesinlikle, kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Hani aslında hem yeni şeyler deniyorlar. Onlar için çok eğlenceli geliyor. Belki biraz evde korumalı ortamda tuttuğumuz için çocuklarımızı. Orada yapamadıklarını birlikte yapıyoruz aslında. Hepsinin bir deneme şansı oluyor. Yine bu kulüplerin bir özelliği de biz aslında biraz zihinsel matematiklerine çok önem veriyoruz. Bunun yanında okumalarına çok gerçekten hani önem veriyorum. Çünkü ben şuna inanıyorum, İngilizce derslerini veren İngilizce departmanının da başında biri olarak. Tabii İngilizce öğretmenlerimizden birkaç tane daha arkadaşım var. Genel kararımız şu, çocukların kitap okuması çok önemli. Eğer çocuklar kitap okumuyorlarsa, ne kadar özel ders alırsa alsınlar, ne kadar dışarıdan yardım alırsa alsınlar, maalesef İngilizcelerini aslında hiçbir dili geliştirmek mümkün değil. Bir dili geliştirmek istiyorsak düzenli kitap okumamız gerekiyor. Ben de ailelerden hani özellikle şunu rica ediyorum. Bu tür kulüplerde özellikle okumaya öncelik veren, ağırlık veren kulüpleri seçmelerini, yazmaya ağırlık veren kulüpleri seçmelerini ve aynı zamanda da kendilerinin evde çocuğun günde minimum yarım saat kitap okumasını sağlayarak o öğrenmeyi desteklemelerini rica ediyorum. Aslında kitap okumak aslında dilin yanında hayal gücünü de genişletiyor diyebiliriz. O yüzden mutlaka çocukların kitap okuması lazım, yetişkinlerin de lazım. Kesinlikle katılıyorum çünkü özellikle hani her çağda aslında, her yaşta, bunun yaşı yok aslında. Ben mesela oğlumla evde kitap okumayı çok seviyorum. O kendi kitabını okuyor, ben kendi kitabımı okuyorum. Bizdeki anlatım şu, yan yana oturalım, kitaplarımızı okuyalım, kimse kimseye karışmasın. Bazen çocuklar hani bundan da çok hoşlanıyorlar. İlla da size okumasını beklemeyin ya da siz onu okumayın. Ya da işte başına oturtup da hadi oku kitabını demeyin diyorum ailelere. Mümkünse yan yana oturun. O kitabını okurken siz de okuyun, böylece ona güzel bir rol modeli olmuş olursunuz diyorum. Aslında Moon Child Education'ın iki ayrı şubesi var. Biz bugün ana merkezdeyiz. İsterseniz ondan bahsedelim. Moon Child Education'a hem nasıl ulaşabilirler hem de nerede yeriniz? İki tane şubemiz var. Şu an merkezdeyiz zaten. Merkezin adresi Nightingale Road'dan hemen içeri dönülüyor zaten. Posta kodu NİDE 9. 8 NİDE Paris diyoruz biz. Zaten hani gündüzleri bazen başka işlerimiz yoğun oluyor, gelemiyoruz ama kreşimiz açık. Kreşimizden telefonumuza cevap verebilirler. Bak şöyle diyorsun. Sizin komşunuz yeni bir araba almış ya. Nereden alıyorlar bu parayı arkadaş? Küçük arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu kekler geldi hocam. Hemen bir tadına bakalım isterseniz önce. Evet, bir bakalım. Gayet güzel. Gerçekten çok güzel. Ben de çok sevdim. Sen beğendin mi? Evet. Güzel. Yes. It's good. Yeah.
Sen beğendin mi? Çok beğendim. Peki sen beğendin mi? Yes, really nice. Çok beğendim. O zaman bize afiyet olsun diyelim. Afiyet olsun. Enjoy your brownies. And thank you for helping everyone. See you next week.